Vallahi hocamla hemen biz notlarımıza bakmaya başladık hocam. Cumanız mübarek olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim, şeref bulduk. Hepimizin çok sevdiği kıymetli hocamız bugün yine Cuma günü, günlerden Cuma ve stüdyomuzda sizlerle buluşuyor. Nasılsınız? İyiyim elhamdülillah, hamdolsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Dün teşebbüt miktarı baktım size. Baktınız, izlediniz biraz mi? Biraz baktım dün ya, azıcık baktım vardı. Böyle bip çekiyorum falan. Bip çekiyorum çünkü. Selin Kara cehennem olunca bip çekiyorum. İşte sizde niye bip yok? Tabii. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, iki diliniz, dişinizin arasındaki dilinizi muhafaza edin, cenneti garanti edeyim size diyor. Evet, ama ya hocam şimdi kendi yok Allah'ı var derler yani. Evet. Kadıncağız da gerçekleri söylüyor. Bir şey demedim canım Allah. Ama senin benim gerçek olarak kabul ettiğimiz şeyleri başkaları bir gerçek olarak kabul etmiyor ki. Evet. Tabii bir de o var. Hocam bugün ne güzel bir konu seçtiniz. Ben seçmedim onu. Hepimiz Ayda mı seçti? Ayda seçiyor onu. Yok tabii. Hocam sizin de emeğiniz ve hayır, desteğiniz ben, çok büyük. Hayır ayrı. Ben çalışıyorum işte görüyorsunuz. Konu ne biliyor musunuz? Hepimizin çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Sadece yakınlarımıza gösteriyoruz bunu. Ama merhamet sadece yakınlara değil, hiç tanımadıklarınıza da göstermeniz gereken bir duygu. Hocam, Peygamber Efendimiz'in bir sözünü yazmıştık ve not aldım buraya elime. Merhametten mahrum olan her türlü hayırdan mahrumdur. Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder. Evet. Ne kadar merhametliyiz acaba? İşte onu bilmiyoruz. Önce biz bir defa şunu öğrenelim. Merhamet nedir? İşte merhamet nedir? Merhamet Cenab-ı Hakk'ın kullarına acımasıdır. Cenab-ı Hak kullarına acır iken kulların da kendi aralarında birbirlerine acımalarıdır. Birbirlerine. Şimdi Yunus diyor, sen yine aldın geldin o aleti. Aldım, neden aldım biliyor musunuz? Şimdi Instagram'a bir fotoğraf koyacağım. Ben istiyorum ki seyircilerimiz de sohbetimize katılsın. Tamam, bir şey demiyorum. Şimdi bak, bir fotoğraf koyuyorum Instagram'a, hadi gelin siz de sohbetimize katılın. Siz merhameti anlatırken müsaade buyurun, hemen koyayım. Ama işte ben, kulağım sen, sizde hocam. Yok, kulağını istemiyorum ben, gözünü istiyorum kızım. Allah Allah. Kulağını ne yapacağım ben ha? Evet. Arada derede yapacağım şimdi, evet. Hocam beni görmezken, onu şimdi, okurken. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Bak, bir neyse. Kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönüllü yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil. Bir tek hayır, binde bir de olsa az değil. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre. Er odur ki alçakta dura, yüceden bakan göz değildir. Hani tepeden bakma var ya insanlara. Kibirli kibirli hani. Erden sana nazar ola. İçin dışın pür nur ola, beli kurtulmuştur ola, şol kişi kim gammaz değil. Gammaz ne? İspiyoncu mu? Ha işte gammaz. Onun bir başka çeşidi, evet. Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağa katar. Balı yağa katar, halka matahların satar, meta deriz ya biz, matahların satar, yükü gevherdir, tuz değil. Yunus'un yükü gevherdir, tuz değildir o. Onun için bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil kızım. Namaz değil. Onun için de şefkat, merhamet dinin özü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Cenab-ı Hak bize takdim ederken وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyuruyor. Seni biz alemlere, yalnız Müslümanlara değil, bütün alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Rahmet misali, şefkat misali, rahmet timsali, şefkat timsali olarak gönderdik diyor Allah Teala. Şimdi peygamber şefkat ve merhametle gönderilmişse onun ümmetinin de diğer insanlara şefkat ve merhametle muamele etmesi esastır. Onun için de muhabbetten Muhammed hasıl diyor ya. Onun için de biz eğer merhamet etmiyorsak, merhamet etmiyor. Şimdi Nur, şunu düşünmek durumunda Müslümanlar. Allah Rütük beni hoş görsün, siz de hoş görün kızım. Allah gavura da Müslümana da veriyor mu? Veriyor değil mi? Gavuru da Müslümanı da Allah mahrum etmiyor. Niye? Ona bir rızık taksim etmiş Allah. Taksim etmiş onu boynuk zamanında. Onu ona veriyor. Hiç
esirgiyor mu? Esirgemiyor. Öyleyse Allah nasıl esirgemiyor ise verirken, biz Müslümanlar da Müslim gayrimüslim ayırmaksızın bizim gibi insan olanlara, iki bizim gibi can taşıyanlara, bak can taşıyanlara merhamet etmektir. Hani diyor ya, gülü incitme gönül, al gülü sev ama gülü incitme. İncitme, incitirsen o sıkıntı olur o zaman. Şimdi hocam elimizde çok güzel haberlerimiz var, çok güzel konularımız var. Instagram adresimizi ekrana veriyorum. Son paylaştığım fotoğrafın altına, şimdi paylaştım hocam bir yandan okurken ama can kulağıyla da onu dinledim. Evet. Son paylaştığım fotoğrafım var. Hadi o fotoğrafın altına siz de yorumlarınızı yapın. Burası bizim sohbet mecramız gibi oluyor. Yani sizin şu anda ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, programla ilgili görüşlerinizi Twitter ve Instagram'dan sadece takip edebiliyorum. Telefon numaramız da var. Lütfen ekranda gördüğünüz, hemen şu anda görüyorsunuz. Yusuf Kavaklı'ya sorularınız için. Telefon numaralarımız da var. Hadi gelin bu programı yine birlikte yapalım. Öğrenmek istediklerimizi soralım. Ha, öğrenmek istediklerim deyince hocam, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde dedik ki bir şey yapalım. Biz de bir şey yapalım. Hı-hı. Hani bu dini bilgiler konusunda anladım, eksik olduğumuz taraflar var. Eksikleri var. Tamam. Eksikler bunları tamamlayalım var. Demiştim. Ne yapalım? Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Tabii, öğrenmemek ayıp. Şimdi Türk televizyon mecralarında tabii... Şunu da göz önünde bulundurarak söylüyorum. Rating denilen şey, o canavar hepimizi öyle bir yiyor ki, ne yapıyorsunuz? Doğru bilgiyi ulaştırmak hepimiz istiyoruz. Vallahi oturayım ben burada sabahtan akşama kadar, yani sizinle bütün dini bilgilerimi geliştirip pekiştirmek isterim. Ama burada seyirci buluyor olmamız lazım. Evet. Siz de orada mısınız? Siz de hazır mısınız? İslamiyet'teki eksik kalan yönlerimizi Cuma günü tamamlamaya hazırsınızsa ne yapacaksınız? Ekran başında kalıp bizi takip ettiğinizi bize o sonuçlarda hissettireceksiniz. Sizden şunu rica ediyorum. Hocamdan da rica ettim. Her cuma öyle çok uzun öğretir şekilde değil evet, tabii evet, ki evet. Ama kısa kısa İslami bilgilerimizi pekiştirelim. İster misiniz? Araya girebilir miyim? Lütfen. Mesela eskiden ben hatırlarım çocukluğumda. Nikah kıyacakları gençlere, gelin ve damat adayına bu İslam'ın 5 şartı, imanın 6 şartı, abdestin 4 şartı, topuna birden ne diyoruz? 32 farz diyoruz değil mi? 32 farz, evet. İşte bu 32 farzı sorarlarmış. Soranların bazısı efendim kırarak sorarmış, bazısı da okşayarak. Kırarak sormak biliyor musun bunları? Bunları biliyor musun? Ya onu öyle deme. Kardeşim bunları bilmeniz lazım. Bunlar mutlaka bilmemiz gereken konulardır. Bilmemiz gereken konu. Oğlum bunları kızım gelinim sen bunları biliyor musun? Bunlar gelin, gerekli bilgiler. Bunlar kızım bunlar gerekli bilgilerdir. Sen babanın evinde bunlardan eksiklerin olabilir. Ama bizim evde biz şöyle 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 yapıyoruz. Şöyle şöyle. Şimdi bazı evler vardır ki cemaatle namaz kılar. Ben de eskiden kılardım. Ben imam olurdum. Hanım arkama geçerdi. Aynı güzel. Tabii ama şimdi artık onu yapamıyorum. Çünkü abdestim bana kadar. Onu anlayanlar anlar. Bana kadar olduğu için mazeretli abdest alanlar mazeretsiz abdest alanlara imam olamaz. Olamadığı için de şimdi kılamıyoruz artık. Ondan mahrumuz işte. Bir kısım nimetlerden mahrum olmamak için önceden bunların kıymetini bilmek lazım. Şimdi gelin gelmiş eve, efendim birinci gün akşam yatsı görmemiş kızcağız. Çünkü birinci gün kendi zaten heyecandaydı. İkinci gün akşam kayınpeder eve gelmiş, yemeği yemişler. Yatsı ezanı Allahu Ekber demiş. Herkes seccadeleri sermişler. Gelin de garip garip bakıyor, ne yapıyor bunlar acaba filan diye. Misafir de gelmeyecek filan. Seccadeler de halı gibi ya. Kayınpeder diyor ki kızım bizim evde bir adet vardır. Sizin babanızın evinde bu adet olmayabilir. Sakın garipseme, biz şimdi cemaatle birlikte namaz kılacağız. Onlar şimdi cemaatle birlikte namaz kılıyorlar. Ev çoluk çocuk gelin kenarda oturuyor. Bir gün oturuyor, iki gün oturuyor. Yahu diyor bunlar kılıyor, ben niye kılmıyorum? Hadi ben de onlara iştirak edeyim. He. Şimdi önemli olan başkaları yapmıyor. Başkaları yapmıyor. Ben yapıyorum. Ben yaparken de başkalarını ayıplamamalıyım. Evet şimdi söyle. Doğru tabii aklımda kaldıysa. Ay hocam ya siz beni öyle bir hale getiriyorsunuz. Yok yani, öyle bir hale programı değil. Programı dinlemeyen, hocayı dinlemeyen böyle. Aklı bir evvel kadın yapıyor beni.
Yok be kızım. Gelinden ben bazen unutmuyor muyum? Ben unutuyorum. Sen de unutmuş olabilir. Onu diyorum yani. Küstüm ama şimdi. Ne deniyorum seni? Hocam küstüm. Unuttum mu değil mi? Evet. Kızma sakın ha. Ben hiç büyüklerime evet. kızmak ne haddime. Biz öyle yetiştirilmedik hocam. Ama bak şunları okumazsak cemaate yani bizim seyircilerimize ayıp olur. Sizin seyircilerimiz en çok bu şiir okumalarınıza bayılıyor. Evet. Gözümden yaşım süzülür, Selin'e merhamet eyle. Selin'e gözümüzden akar. Bak gözümden yaşım süzülür, Selin'e merhamet eyle. Vermesem seven üzülür, vermesem seven üzülür. Gülüne merhamet eyle. Figanı vermiş bülbüle, onun da çektiği çile, seherde yalvarır güle, dalına merhamet eyle. Oraya merhametle konar o, gülün dalına merhametle konar. Ayrılık başın belası, sevdadır aşkın yarası, hasretin uzak arası, yoluna merhamet eyle. Bu çok uzun da, bir de sevgilisine yazmış, onu buldum akşam. Dedim ki onu da götüreyim, evet. Şimdi... Sevgiliye yazılan. Tabii sevgiliye yazmış. Merhamet aslında her alanda. Herkese lazım da her tabii. Her alanda, herkese lazım. Karı koca arasında merhamet lazım. Çocuğumuza, hiç tanımadıklarımıza. Merhamet çok önemli hocam. Ayrı bir şey tabii. Benim senelerden beri çektiğim az mıdır güzelim merhamet eyle. Doğru söyle senin bana ettiğin naz mıdır güzelim merhamet eyle. Çözemedim gerçek midir alay mı? Bu mu senin aşkın olacak şey mi? Vicdanına danış, sevdan üvey mi? Öz mü üvey mi? Öz müdür güzelim, merhamet eyle. Doldurdun gönlüme tozu dumanı, insanın olmalı dini imanı. Bahara gel demiştin, vuslat zamanı. Bak bahara, yani baharda buluşuruz. Birleşiriz demiştin, yaz mıdır güzelim merhamet eyle. Bu bahar ne zaman gelecek? Baharın geldiği yok efendim. Aşkımız Mecnun'a Leyla'ya eştir. Cemalim gözüme sanki güneştir. Sevdan yüreğimde yanan ateştir. Söz müdür güzelim merhamet eyle. Bin Ali gözümden yaşlar dökerim. Kaderim böyleymiş, boynum bükerim. 30 yıldır hasret... Bu da çok uzun ya. Yani... Hocam... Doğru değil mi canım, Allah Allah ya? Hocam kendi okuyor. Okuyor. Sonra çünkü... Yok ya, bu da çok uzun. Hocam siz de onu okurken ben de size diyecektim ki... Hocam ne hisli hisli okuyorsunuz? Havada aşk kokusu. Evet... Hocam, işte bu iş yani böyle. Hocam çok yeşil. Evet, Allah'ım size sağlık sıhhat versin. Amin, hep beraber ver. İnşallah kızım. Kaç kıta kaldı? İki satır kaldı. İki satır kaldı ama burada bir hikaye hatırladım, onu anlatacağım. Tamam. İki satır. Peki. 30 yıldır hasret... Çekerim tez midir güzelim merhamet eyle. Kriz geldi. 30 yıl. Şimdi Leyla'nın... Köpeği Mecnun'un sokağından geç. Evet. Ay Hüseyin abi. Leyla'nın hocam köpeği çok özür dilerim. Mecnun'un sokağından geçiyormuş evet. da. Mecnun yakalamış onu, iki yanağından öpmüş. İki yanağından. Tuu ayıp değil mi demişler. Köpeği öpüyorsun. O benim gözümde Leyla'dır demiş. Ben onu gördüğümde Leyla'yı görüyorum ah. demiş. Aşk bu. Bazen böyle güzel sözler yazıyorlar mesela seyircilerimiz. Evet. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Hep oraya iliştiriyorum. Diyorum ki güzellik aslında sizde, gören gözde. Nasıl gördüğün, nasıl baktığın çok önemli. Güzel görürsen güzel düşünürsün. Güzel görmezsen güzel düşünemezsin. O öyledir, gaydedir o umumi. Evet. Peki. Bittiyse şimdi... şiirleriniz, şimdi konumuza gireceğiz. Şiirim bitmez. Ay hocam. Evet. Şimdi. Yeri geldikçe söylerim ben, hadi sen. Tamam peki. Evet. Hadi sen işine bak. Ben yeri geldikçe söylemiştim. Şimdi son günlerde bir fotoğraf dolaşıyor. Son iki gündür. Ali Dede'yi biliyor musunuz? Bolu'daki Ali Dede'yi. Duyarım, fotoğrafını evet, gördünüz he. değil mi? Yangındaki amca değil mi? Evet. Bir getirelim ekrana Ali Dede'mizin fotoğrafını. Şimdi Ali Dede'miz Bolu'da evindeki sobayı tutuştururken birdenbire alev alıyor. Bir dua edelim burada. Gel beraber. Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın. Amin. Hele de son demlerinde.
Hele de ihtiyarlık halinde. Amin. Mevla hiç kimseyi yalnız bırakmasın. Yalnızlık Allah'a mahsus. Allah'a mahsus. O amca da yalnız olduğu için bu sıkıntı. İşte Ali bak el dedemin fotoğrafı evet. Ya bu fotoğrafı gördüm. Ve inanır mısınız gözyaşlarına büründüm. Ali dedem yani yatıyorum kalkıyorum onu düşünüyorum. Allah'ım zorunu kolaylaştırsın. Amin. Allah yani kimsesiz. Kediciğini kurtarıyor. Kediciği koynunda Ali dedem sokakta kalıyor. Ama Allah gerçekten Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Amin. Sağlık sıhhat versin sahip çıkıyor. Ali dedemizin evi var artık sıcacık bir evi var. Bütün sağlık kontrollerinden geçiyor. İşte. Yani bu müjdeyi de size vermek istedim. Evet. Ali dedem gibi sokakta olanlar varsa. Şimdi bir bu Ali dedeyi düşün kızım. Bir Ali dedeyi düşün. Bir de doğurduğu çocuğu satanı düşün. Bir Ali dedeyi düşün. Bir de doğurduğu çocuğu cami avlusuna parka bırakanı düşün. Parka bırakanı düşün. Aynı şeyi düşündüm hocam tabii, biliyor musunuz bu tabii, haberi gördüğümde. Şimdi bu fotoğraf bakın sosyal medyada çok büyük bir yankı buldu. Tabii. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kovdular. Allah'ın emriyle Medine'ye hicret etti. 10 sene sonra 10 bin kişilik orduyla Mekke'yi fethe geliyor. Mekke'ye yaklaştıklarında dağda efendim yolları üzerinde bir köpeğin doğum yaptığını gördü peygamberimiz. Hemen onun başına bekçi diktik 3 tane. Ki ordu çok kalabalık 10 bin kişi. Önünü görmezsin önüne bakmazsın ki zaten. Oraya dikti o bekçileri. Ordu geçinceye kadar bunlara sahip çıkın dedi. İşte bu merhamet. Cenab-ı Hak diyor ki 100 parçaya böldüm. Merhameti 100 parçaya böldüm. 99 parçasını yanında eyledim. Bir parçasını bütün mahlukata taksim ettim diyor Allah Teala kutsi hadiste. Şimdi sevgili Nur, yavrusunu emin görmediği yerden hiç acıtmadan alıp efendim tenha yere taşıyan köpekteki merhamet o yüzden kendi payına düşendir. Gök gürlemeye başladığı zaman ki onları biz göremiyoruz, siz göremiyorsunuz, çocuklarımız göremiyor. Köylerde bu bariz görülür. Gök gürlemeye başladı mı tavuğun arkasında 8-10 tane civcivi vardır. Yaylılar gök gürlemeye başladı mı tavuk hemen kanatlarını kaldırır. Kanatlarını kaldırdığı gibi o yavruların tamamı gelir annelerinin kanatlarının altına girer. Ve o hemen kapatır, o yağmur yağar, o gök gürler, o tavuk öylece durur. At, bildiğin at. Yavrusunu emzirirken sol ayağını aşağıya indirmez. Belki yavruma vururum da rahatsız ederim onu diye. Tamam mı kızım? Onun için bunlar bu merhametlerin tamamı kendi paylarına düşen %1'den bir hissedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Onu buralara aldım da. Bir esirler grubu geldi. Kadın daldı o esirler grubunun içerisine. Efendim arıyor birilerini. Arıyor. Neticede yavrusunu buldu onların içerisinde. Yavrusunu buldu. Efendim aldı onu bastı bağrına böyle. Tıpkı Ali dede gibi işte. Aynı. Baksanıza hayatta kimsesi yok. Tabii. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sordu sahabeye. Şu kadını görüyor musunuz dedi. Görüyoruz ya Muhammed. Bu kadın bu çocuğu ateşe atar mı? Atmaz ya Muhammed. Bu kadın bu çocuğu nasıl merhametli davranıyor ise Allah ondan çok daha merhametlidir. Onun için kullarını kolay kolay ateşe atmaz dedi. Ateşe ama bir de birazcık da sen gayret göstereceksin Nur. Birazcık da gayret göstereceksin. Hazreti Peygamber'e geldi birisi dua et ya Muhammed cennete gireyim. Sen de namazlarınla bana yardımcı ol dedi bak. Namazlarınla bana yardımcı ol. Yani namazını kılarak, duanı yaparak sen de bana yardımcı ol, ben de sana yardımcı olayım. Birazcık da yardımcı ol birader ya. Değil mi? Çünkü Ali dede kadar olamıyorsan ne diye insan diye geziyorsun sen? Sokağın ortasında karısını döven, sokağın ortasında karısını öldüren adamla Ali dedeyi mukayese etme kızım. Hangisi siz insan bunun? Çok güzel mukayese ettiniz zaten. Anne doğuruyor, sokağa bırakıyor. Ali dede hayvanı kucağına alıyor. Onu kurtarmak için canını tehlikeye atıyor. Yani canı pahasına bir canını, bir de kedisini kurtarıyor.
çırılçıplak ortada kalıyor. Yani ne evi var ne yurdu var. İnsanın bir gidecek sığınacak evi olmayacak ama çırılçıplak hisseder kendini. Düşünsenize. Tabii. Ama devletimiz sahip çıkıyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hem ev veriyorlar hem her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Bütün sağlık kontrollerinden geçiyor. Allah'ım tekrarını yaşatmasın. Sevgili Nur, bir kötünün yedi mahalleye zararı var demiş atalarımız. İstismar eden adamlar olmasa, bu devlet hiç kimseyi aç bırakmaz kızım. Güzel söylediniz. Bolu depreminde, Adapazarı depreminde gördük kızım. Bir adamın, bir kadın mıydı, adam mıydı? Şimdi unutmayayım. Efendim 21 tane yorgan çıkmıştı evinden. Evet. 21 tane. 17 tane de gaz sobası çıkmıştı evinden. Bak. Her gelenin kuyruğa girmiş, almış odan. Şimdi peygamber ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kendi nefsiniz için arzu ettiğiniz şeyi mümin kardeşiniz için arzu etmiyorsanız o iman kamil iman değil diyor. Ya. O iman seni cennete götürmez kızım. Hani sen köprü diyordun ya geçen gün. İşte o iman Sırat Köprüsü'nden seni geçirmez kızım. Ona göre evet, yani buyurun. Merhamet şart. Tabii. Şimdi size öyle bir haber getireceğim. Bu arada biraz sonra telefonlarımızı almaya başlayacağız. Instagram'da şöyle bakacağım kimler var. Bizi nerelerden izliyorsunuz. Bulunduğunuz şehri de lütfen yazın. Onu da çok önemsiyorum çünkü. Şimdi bir kadın düşünün. Kocasının yiyeceğine bir şey katıyor. Ama o bir şey nelere sonuç açıyor? Neler yaşıyor adam? Ve ortaya çıkan sonucu gelin birlikte izleyelim. Şimdi öyle büyük bir merhametsizlik ki. Yani bunu bırakın kocanıza. Hani hiçbir canlıya yapamazsınız ya. İlaç katıyor, tarım ilacı katıyor. Yaşadıklarını gördük. Ha. Şimdi ama hanımefendi merhamet etmiyor. Hanımefendi diyorum ya, eşi. Kadın merhamet etmiyor, bunu yapıyor. Ama adam yaptıklarının karşısında merhamet ediyor. Onu affediyor. Ne yargıya başvuruyor, ne suç duyurusunda bulunuyor. Hiçbir şey yapmıyor, affediyor. Çocuklar annelerinin yemeklerinin tadını hiç kimsenin yemeğinde bulamazlar. Niye? Niye? Doğru, bir anne lezzeti tabii, vardır. Niye? Anne o yemeği yaparken yavrusuna aklına gelen her duayı okur. O yemeğe öyle yapar. Sevgisini katar. Sevgisini oraya katar. Şefkatini oraya katar. Merhametini oraya katar. Öyle yapar o yemeği. Ha, şimdi bir o kadın var, bir de bu kadın var. Onu da Allah yarattı, bunu da Allah yarattı. Ha, birinin merhameti göğe uçtu, öbürsünün merhameti çoğaldı. Aradaki şey bu. Nereye gitti merhamet? Merhamet kaçtı gitti. Kaçtı gitti. Hani bir hikaye anlattık burada. Hatırlar mı saygıdeğer seyircilerimiz? Hangisi vakit var hocam? Mı? Var var. Ha. Hangisi? Şimdi meşhur bir doktorumuz da o. Rahmetli oldu. Allah kanı kanı rahmet etsin. Amin. Yanılmıyorsam Konya'nın bir ilçesine veya bir nahiye gibi bir yere tayini çıkar. Gider. Efendim hatırlayacak şimdi saygıdeğer seyircilerimiz. Bir eve misafir olur. Efendim. Akşam geç vakit olur, yemek yenilir, çay içilir filan. Herkes bir gider, yatar. Bu da yoldan gelmiştir, gençtir, yoldan gelmiştir, yorulmuştur, bir de gariplik var. İstiyor ki bir an evvel yatsın, uyusun da dertlerini unutsun filan. Yaşlı bir teyze var, teyze oturuyor, hiç tınmıyor. En son efendim çocukcağız der ki, teyze sizin burada insanlar kaçta yatarlar? O teyze der ki, oğlum son treni bekliyoruz. Son treni. Hah, bu hikayeyi hatırladın mı? Son treni bekliyoruz. Deyince adam dedi ki eyvah, trenden gene bir misafir inecek. Zaten daracık bu oda. Nerede olacağız filan. Hayır, ona birisi mi gelecek deyince. Hayır evladım, hayır kimse gelmeyecektir. Burası küçük bir beldedir. Birisi yanlışlıkla trenden iner. Tren gider. Adam ortada kalır. Ama ışığı yanan bir ev görürse gelir kapıyı çalar. Şu nezakete, şu inceliğe bakın. Biz buyduk kızım. Şimdi biz ne oldu? Delikten bakıp. Delikten bakıp. Yok. Yok. Yok abi de. O derhale gel. İşte değerlerine sahip çıkarsan, şimdi bir hikaye var da bu kadınların içerisinde anlatmak istemiyorum onu. Niye? Don Kişot'un bir hikayesi var da. Onu şimdi burada anlatmak istemiyorum. Tamam. Şimdi oradan biz buralara geldik. Öyleyse bir aşınma var. Bu aşınma nerede? Bu aşınma değerlerimizde. O değerlerimiz aşınmaya devam ettikçe kızım, biz bazı şeylerden mahrum kalacağız. Mahrum.
İşte o mahrumiyetin sebebi nedir? Merhametsizliktir. En büyük değerlerimiz de aslında yaşlılarımız. Tabii. Onlara karşı çok merhametsiz davranıyoruz. Geçenki hadisi tekrar edelim şimdi. Saygıdeğer seyircilerimize duysun. Dağda otlayan hayvanlar, beşikte yatan sabiler, köşe başında beli bükülmüş oturan ihtiyarlar olmasa idi, Allah sizin başınıza taş yağdırırdı diyor. Kutsi hadis bu. Ve bir başka hadis de, ihtiyar benim nurumdur diyor Allah. Nurumdur. Onun narımla, ateşimle yakmaya haya eder utanırım diyor Allah. Mevla bu ihtiyarların sayısını çoğaltsın kızım. Amin hocam. Onun için şu nereye gitti? Şu önemli. Bu çok önemli. Güzel. Onu okumak durumundasın. Şimdi şunu okuyacağım. Bir ninenin ölmüş eşine bir mektubu var elimde şu an. Dehşet bir şey. Bu mektuptaki yazılanları can kulağıyla dinlemenizi isteyeceğim ama çok uzun zamandan beri, yani programımızda başladığımız andan itibaren Samsun'dan sevgili seyircimiz, Kastamonu'dan Şengül Hanım hatta. Bir Şengül Hanım'ı dinleyelim. Şengül Hanım hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Ben hocama sorum vardı, iyi günler hocam. Hayırlı günler hayırlı kızım, cumalar. Hayırlı cumalar, buyurun. Hayırlı cumalar, buyurun. İki tane sorum vardı hocam. Babam öldü, 2 yıl oldu. Sürekli rüyamda görüyorum çok sık bir şekilde. Bunu öğrenebilir miyim nedir? Evet. 2. Öbür soru nedir? Diğer soru. 2 de hocam, imam nikahı olmadan kıldığın namaz kabul olur mu? Ne saçma sapan işler ya, ya Rabbi. Bu kızları kadınlara meşgul eder. Dini nikahım yok. İmam kıldığım namaz kabul olur mu diyor. Peki teşekkür ediyoruz. Kızım sağ olasın. Şimdi niye saçma sapan dediniz hocam? Niye saçma sapan dediniz? İşte bana göre saçma sapan da onun için. Yani nikahı yoksa, şimdi burada ayrım yok. Dini nikahı yoksa. Ha zina yapan filan bir insan desen aklım alır. Ama nikahı yok. Yani resmi nikahı varsa ne olacak? Resmi nikahı varsa sen ne laf söyleme hakkın var mı senin? Hakkın yok. Onun için de ayırmadan hemen pat diye, ben diyorum ya sana, sokak fetvaları bunlar. Hanımefendilerin içinde benim gibi yaşlı olanlar kusura bakmasınlar. Koca karı fetvası bunlar. Koca karı fetvası. Şimdi dün de bizim Hüseyin Kayapınar hocaya, Din İşleri Yüksek Kurulu emekli başkanıdır o. Dün de ona sordular. Nişanlanınca nikah kıyıyorlar ya. Biz onu konuştuk seninle, hatırlayacaksın. Konuştum. Hatırladım. Buradan tekrar edelim. Dul veya bakire, kim olursa olsun evleneceği erkekle resmi nikahı kıydırmadan asla dini nikah kıydırmasınlar. Buna nişan da dahil. Önce resmi nikah. Peki. Sonra dini nikah. Tamam mı kızım? Resmi dini nikah da, dini nikah da 3 gün, 5 gün, 10 gün, 10 gün sonra kız bakıyor veya erkek bakıyor. Kız bakıyor diyor ki ulan ben bu odunla ömrümü geçiremem. Al lan diyor, yüzüğünü müzüğünü atıyor. Sen misin beni beğenmeyen? Benim yüzüğümü atan sen misin ha? Ben de seni boşamıyorum. Hayır, beğenmiyorum. Boşamıyorum. Doğru. Ben evleneceğim, sen öyle kalacaksın. Niye? Çünkü akit var, nikah var. Boşamadığı müddetçe ayrılamazsın. Ama bu bir kayda kuyuda bağlan. Eskiden kayda kuyuda bağlanlardı. Şimdi kayıt kuyut yok. Akıl nesli gibi 2 tane arkadaşını yakalıyor. Gel bize şahit ol, biz nikah kıyacağız. 4 sene üniversitede beyefendi bey gibi karı koca yaşıyorlar. Son ayında telefonunu değiştiriyor. Adresini değiştiriyor. Fakülteye seyrek gelmeye başlıyor. Fakülte bittiği gibi de lillahi fatiha. Yok piyasada olan. Ne oldu kız? Aklın cezasını çek şimdi. Şimdi artık dolaş doktor doktor. Bunun çaresi ne diye. Geldim döndüm geriye. Döndüm geriye. Boşamazsın. Sen kendin evlenirsin erkek olarak. O kız bekler. Bekler. Eğer resmi nikahın olursa kızım. Tabii. Mahkemeye müracaat edersin. Mahkeme seni boşadığı gibi senin dini nikahın falan hepsi biter. Doğru. Lillahi her türlü olur. Hakkını korumuş oluyorsun. Onun için de sondan başladık biz. İmam nikahı olmayan. Evlenip de resmi nikah kıydığı halde imam nikahı kıymadı diye duası kabul olmaz diyenler boşuna şey söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Boşuna yanlış söylüyorlar. Boşuna yanlış fetva veriyorlar. Kişinin resmi nikahı varsa
İmam nikahı sadece duadır. Evet. Kızım, sadece duadır. Bir de biz orada bir mihir kararlaştırırız. O mihir şayet kararlaştırılmamış ise mihir misil diye bir olay vardır İslam evet. tarihi dininde. O havalide evlenenlerin kıydıkları, kestikleri mihir de onun için emsal olur. Tamam mı kızım? Onun için bunu söyledik. İlk sorusu? İlk soru dervişin fikri neyse zikri odur. Değil mi kızım? Ha. Sabah babanı düşünürsen, akşam babanı düşünürsen, öğlende babanı düşünürsen, baban şuur altında gece rüyana girer kızım. Başka hiçbir şey yok. Bu bir şeyin yok. Habercisi midir He? diyor. Babamı bu kadar çok rüyamda görmek bir şeyin habercisi yok, midir? Yok, hiçbir şeyin habercisi değil. Hani korkuyor, acaba ben de ölecek miyim falan. Keşke ölsem de babamın yanına gidebilsem. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? O yüzden büyüklerimize ne yapacağız? Şey, zamanında sahip çıkacağız daha çok, yaşarken. Tabii, daha çok kendimiz kendimize zikrettiğimiz için, hatırladığımız için insan babasını... Bak kızlar erkeklere göre babalarını daha çok hatırlarlar. Erkekler babalarına göre annelerini daha çok hatırlarlar. Değil mi? Tabii her şeyin üzerinde. Allah analarımızı başımızdan eksik etmesin. Eksik etmesin ve Allah hayat arkadaşlarımızı tabii, başımızdan hayat eksik etmesin. Evet, ben o da onu çok söylüyorum önemli. Kızım. Sabahleyin seni uğurlayan birisi, tabii. akşam da hoş geldin diyen birisi evde varsa saraydır o ev. Tamam mı kızım? Saray. Ama sabahleyin uğurlayan yoksa, akşam karşılayan yoksa o ev saray da olsa kümestir. Kümes. Doğru söylüyorsunuz. Saray da olsa. Evet. Şimdi buyurun. Bu mektubu okuyunca hayatın içinden o gerçekler film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti. Belki bir gün, belki değil, aslında cümleyi yanlış kurdum. Bir gün biz de o yaşlarımızın yerinde olacağız. Bir gün biz de istenmeyen pozisyonuna düşebiliriz. Oraya gidiyoruz zaten. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi huzur evi diyorlar ya. Ne huzur evi ya? Neresi huzur evi? Dört duvarın arası. Ben 60 sene, 70 sene aynı evde yaşamışım. Çok çeşitli hatıralarım var. Çok çeşitli yaşadığım şeyler var. Onların hepsinden beni koparıyorsun. Kaldırıp beni dört duvarın arasına atıyorsun. Nedir huzur evi? Ve haftadan haftaya, 15 günden 15 güne, aydan aya, bayramdan bayrama. Hani serhoşa sormuşlar. Efendim namaz kılıyor musun? Akşam namaz kılıyor musun? Akşam namaz kılıyor musun? Şey içiyor musun? Diye bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama. Onun arayı gibi. Da açıyor. Tabii arayı da açıyor. Onun için de huzur evi, huzur evi. Buralar huzur evi değil kızım bana göre. Onun için bu evlatlar annelerinin, babalarının kıymetini bilmeliler. Bir gün gelecek kendileri de aynı şekilde yaşlanacaklar. Mutlaka. Kur'an-ı Kerim'de hocam yaşlılara iyi davranmakla ilgili neler buyuruluyor? Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ immâ yebluğanne indekel kibara ehadühümâ evkilâhumâ felâ tekul lehumâ üffin. Nedir bu? Hiçbir şey anlamadım. İsra suresindedir bu ayet. Rabbin kendisine kulluk yapmanı emretti. Hemen arkasından da anneye, babaya saygıda, hürmette kusur etmemeni emretti. Onlardan ikisi, bak Allah söylüyor, ikisi veya biri senin yanında ihtiyarlığa ererlerse sakın ha... Onlara öf bile deme diyorlar. Öf bile. Ayetin adı şey bu. Hani bazen of anne. Tabii. Fela tekul lehüme üffin. Sakın öf bile deme diyor. Allah Teala. Biz hakaret ediyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Senin kafan çalışmaz diyoruz. Osmanlı kafası diyoruz. Ulan Osmanlı'nın padişahı savaşa en önde gidiyordu be ahmak. Sen neredesin? Geçen dedi ya Cumhurbaşkanı Arap Dışişleri Bakanı'na. Biz oraları müdafaa ederken senin ataların neredeydi? Neredeydi? Onun için de onu bunu kötüleme yerine ben neyim, neredeyim, nasıl hareket ediyorum? Onun için de yolda kalmışlar. Bak uzak komşuya diyor Allah. Yakın komşuya kızım. Biz o uzak komşu deyince biraz uzakta bulunan komşularımız anlardık eskiden. Meğer o uzak komşu dediğimiz uluslararası komşularımızmış. Ya. Bak şimdi bizim arkadaşımız var. Benim beraberce bir kanalda program yaptığımız Hikmet Hoca var. Hikmet Hoca iki ayda bir yurt dışına gider. Bir vakıfta görevlidir Hikmet Hoca.
Orada Türkiye'deki vakıfların, bazı vakıfların açlıkları okullar var. Şimdi ona bir kurban kestirdik biz geçen gün. İsmini yazmışlar. Arkadaşım bana çok kızdı ismimi söylemişsin diye, söylemeyeceğim. İsmini yazmışlar. Atmışlar. Dua ediyorlar orada. Nere bura biliyor musun kızım? Gana, Gana. Gana. Afrika'nın bilmem neresi. Orada efendim Türkler hizmet ediyorlar. Türkler kurban götürüyorlar. Türkler oralarda yardım ediyorlar. Onun için uzak komşu, yakın komşu. Ne diyor Cenab-ı Peygamber? Cebrail Aleyhisselam bana o kadar çok komşu hakkını tavsiye etti ki korktum ki Allah komşuyu komşuya mirasçı kılacak. Nur, kaç kişi oturuyorsun oturduğumuz sitede? Çok kişi. Allah bilir. Çok kişi. Tabii Allah bilir değil mi? He? Efendim kim kimin ölüsünden haberdar kızım? Hiç. Ancak bir cenaze arabası gelirse veya ancak bir ambulans sesiyle gelirse o zaman haberdar oluyorsun abinin biri mi öldü falan diye. Değil mi? Komşuluk bu hale geldi be kızım. Maalesef. Bu hale geldi. Onun için de Müslümanlar yeniden Müslüman olmak zorunda kızım. Evet. Hacısı hocası hepsi dahil buna. Şimdi komşu dediniz ya. Evet dedik. Ama uzak komşulardan uzak bahsettiniz. Komşu, tamam. Uzak komşulardan. Sizi şimdi ta Amerika'ya götüreceğim. Amerikalı Müslüman bir anne öyle bir şey yapıyor ki, öyle bir hareket, öyle bir tavır sergiliyor ki İslam düşmanları bile önünde şapka çıkartıyorlar. Ya işte. Haberimizi bir izleyelim, onun üzerine konuşacağız şimdi. Allah'ım nasıl zor bir sınav. İşte. Kendi çocuğuna merhamet etmiyorlar ama karşı taraftakileri de çocuk olarak gördüğü Hadi. İçin Amerikalı Müslüman anne onlara merhamet ediyor. Oğlumu öldürdünüz ama sizin de annenizin yüreği yanmasın diye şikayetçi dahi olmuyor. Bırakın yolumuz üzerine üstüne bir de tabii. yardımda bulunuyor. Yolumuz bu değil. En önemli kelime en önemli kelime o. Diyor ki yolumuz bizim bu değil. Yolumuz bu değil. İntikam değil. Müslümanın yolu bu değil. Müslümanın hareketi bu değil. Şimdi bizim yolumuz merhamet etmektir tabii, diyor. Tabii sevgili Nur. Muhammedül Emin'di peygamberimizin adı peygamberlik gelmeden önce. Muhammedül Emin'di. Emin insan. Selamun aleyküm diyor musun kızım birine? O da sana aleyküm selam diyor mu? Selamun aleyküm demek benden sana zarar gelmez demektir. Ve aleyküm selam demek benden de sana zararı gelmez. Nerede hocam? Öyle göz kızım. Kaçırıyoruz artık ha, ya. Öyle, ama işte değerlerin aşınırsa kızım, değerlerin aşınırsa selamın da kıymeti kalmaz. Selam verir silahı çeker, selam verir bıçağı saplar. Değerlerin aşınırsa bu. Onun için de merhamet, şefkat Allah Teala'nın kullarına gösterdiği. Merhamet, şefkat. Öyleyse kulların da kendi aralarında birbirlerine göstermeleri gereken hayırlı iştir. Bunu yapabiliyor musun kızım? Bütün mesele o. İyiliğe iyilik er kişinin kârıdır. Pardon, iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Çok zor ama hocam. Zor tabii işte. Yani mesela bu Amerikalı annenin, şimdi ben kendi kendimi, yani bu haberi ilk sabah buraya gelmeden önce izlediğimde, yayına girmeden önce kendi kendime baktım, dedim ki yani bir anne olunca acın iki kat daha artıyor. Yani insanı Allah evladıyla sınamasın. Yani bu merhameti kaçımız gösterebiliriz? Önemli olan o. Ben yapabilir miyim bunu? Ben kendimi sorguladım sabah. Tabii canım. Hep ucunda zaten evladım var. Yani çünkü her şeyde bir insan, Allah öyle bir nefis vermiş ki önce kendim diyorsun. Kendini düşünüyorsun tabii tabii evet. Şimdi bak gerçekten çok tabii, yüce bir davranış yani. Sevgili Nur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim diyor Ebu Hureyre. Yalnızca şaki, yani bedbaht olan kimse merhametten yoksun bırakılır. Yalnızca şaki olan, bedbaht olan kimse merhametten yoksun bırakılır. Bedbahtı biraz açın hocam yani. Bedbaht, zalim, katil, efendim, acımayan, merhamet etmeyen. Ha, bir de insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez diyor. Sen insanlara merhamet etmiyorsan kızım, hayvanlara acımıyorsan kızım, yanı başındaki canlıya acımıyorsan kızım, Allah da sana acımaz, merhamet etmez. Ama bir şey söyleyeceğim hocam. Bizi öyle bir hale getirdiler ki merhametsiz olma, yani merhametsiz olduk. Niye merhametsiz olduk? Artık inanasımız yok, güvenesimiz yok. Nasıl işte, cümle kuruyorsam güvenesimiz kızım, yok. Demin dedik ki bir kötünün
Bir kötünün yedi mahalleye zararı aynen var dedik öyle. Ya. Aynen öyle. Şimdi kapınıza biri geliyor. Evet. Diyor ki mesela kapınız çalıyor. Ne var bunda? Bir bardak suyunuzu alabilir miyim diyor. Vermez misiniz? Allah aşkına soruyorum şimdi size. Şimdi ben olsam ben de veririm. Ama şimdi şu haberi izledikten sonra bir kez daha düşünürüm. Bir haberi izleyin, üzerine konuşalım. İşte burada hepimiz çıldırıyoruz değil mi? Şimdi bak sevgili Nur. A var. A'nın çok güzel bir atı var. Ve A her hafta bir gün şehre iniyor. Köyünden şehre iniyor. İki tane kafadar A'nın atına göz koyuyorlar. Diyorlar ki ya bu A çok merhametli bir adam. Merhametli bir adam. Her gün, her hafta da şu saatte şehre iniyor. Yolun kenarında sen karnını ovalayacaksın. Ah yandım, ettim, tuttum diyeceksin. A mutlaka attan iner ve seni ata bindirir. Şehre doktora götürmek için. Ben de aşağıda derede bekleyeceğim. Sen oraya geldiği zaman atı mahmuzlayacaksın, vuracaksın ata. Nasılsa atın üzerindesin ya. A da ipini çekiyor, efendim yularını çekiyor. Vuracaksın, A geride kalacak, beni de aldığın gibi atı kaçıracağız. Tamam, anlaşıyorlar. A geliyor, ooo karnım burnum falan, vay yavrum benim diyor. Hemen iniyor attan aşağıya. Merhamet, ne oldu, ne gitti falan. Hemen diyor seni doktora götürelim, bindiriyor ata. Yavaş yavaş yürüyorlar, dereye eğildiklerinde, yol eğildiğinde efendim mahmuzluyor atı. A anlıyor tehlikeyi. Çıkarıyor tabancayı. Ulan bir adım git geberteceğim namus serif seni diyor. Bir adım git geberteceğim seni. Öyle zınk diye duruyor. O ara öbür arkadaşı da meydana çıkıyor. Diyor ki bak şu çayırlarda gördüğün atlar var ya. Bunların tamamı benim. Gidin oradan beğendiğiniz atı alın götürün. Ama bu atı götürmeyin. Peki niye onlar da bu değil? Soruyorlar. Şimdi şey başlıyor tabii ya. Niye onlar? Niye onlar değil de bu değil? Bu atı götürürseniz benim merhametimi beraberinde götürürsünüz. Şefkatimi beraberinde götürürsünüz. Ben bir daha yolda hasta usta birini görürsem inip de ona merhamet etmem, yardım etmem diyor. Ha. Şimdi eskiden arabalarımıza insanları alırdık kızım. Yağmurda, çamurda ha, insanlar alırdık evet. Tabii dururduk, alırdık ama ıslanmasın, yardım ederdik, götürürdük filan. Şimdi hiç kimse tınmıyor. Niye? Arabana aldırdığın adam gırtlağına bıçağı dayadı. Aynen. Arabana aldığın adam, efendim kadın sana kötülük yaptı. Ya insana torunu bunu yapar tabii, mı hocam? Ha. Şimdi, torunu ya, torunu. Tabii öyle olunca da bir kötünün yedi mahalleye zararı var kızım. Bir kişi yaptı, bin kişi onun cezasını çekiyor şimdi. Onun için de şu hal işte bizim yavrularımızın gönlünde bir bıraktığımız boşluk var. Var. Sevgili Nur, boşluk var, boşluk. Nasıl tamamlarız acaba? İşte o eğitimle tamamlanır. Nur, bizi eğitenler nasıl eğitti kızım? Bizi eğitenler ne varmış? Ya ben, o ne hocam? Bu iğne. Bu örnektir bu, iğne. Bir şeye lazım olduğu zaman bunu kullanırım ben. Niye takıyorsun? Eskiler bundan tutardı. Ben yaşlı insanım kızım. Herkes öyleydi. Bak şimdi kızım, bizim öğretmenlerimiz bize derdi ki, oğlum, devlet masasında öğretmenlerin masası yok mu? Devletin masasından alıp da yakanıza taktığınız bir iğne aslında ciğerinize saplanan bir iğnedir derlerdi kızım. Ya. Ve biz onlardan aldık bu terbiyeyi. Oğlum, evladım, yavrum bak otobüslerle gidip geliyorsunuz. Otobüse bir kadın bindiğinde genç olsun ihtiyar olsun mutlaka kalkıp yer vermelisiniz. Hele hele yaşlı bir amca olursa kesinlikle oturmama. Kim oturur kızım? Hocam ben size söyleyeyim mi? Evet. Yemin ediyorum Allah aşkına otobüslerde, minibüste, metroda görüntü bu. Burada kulaklık artık herkesin kullandığı zaten bir kulaklık tabii canım, var. Tabii canım, o bahane şimdi artık. Sonra böyle şeye bakıyor. Cama bakıyor. Cama. Bazıları uyuma numarası. Bazıları uyuyor. Biz bu hale geldik. Ben annemden şunu gördüm. Ya daha yani yaşlı kapıdan girdiği anda bu tarafa gelince ayağa fırlardık. Bitti. Ya işte ne diyor? Siz yerdekilere merhamet ederseniz gökteki de size merhamet eder. Siz yaşlılara hürmet ederseniz efendim siz ihtiyarladığınız zaman da size hürmet ederler. Bir telefonumuz var peki. Hocam. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Buyurun. Hayırlı cumalar efendim. Canım mübarek olsun. Hep birlikte sağ olun. Dinliyoruz sizi. Yusuf hocama benim
Sorun var. Dinliyoruz ağabey. Hocam kalemi kağıdı aldı. Can kulağı ile sizi dinliyor. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Hocam ben 40 senelik evliyim. Benim eşim ibadete biraz zayıf. Bana vebali nedir hocam? Tamam mı soru? Evet, tamam, sorusu bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum. Şimdi karı koca Kur'an'ın da haber verdiği şekilde bunlar birbirlerinin tamamlayıcısıdır diyor. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ben onu söylüyorum. Ne mübarek insandır ki o diyor. Sabahleyin namaza kalkar, eşini de namaza kaldırır. Bak, şefkatle, merhametle eşini de namaza kaldırır. Tamam mı kızım? Ha şimdi bu amcamız ibadetini yapıyor, duasını yapıyor ama yanı başında nikahlı hanımı bunlara pek fazla itibar etmiyor. Hı hı. Bu amca da üzülüyor. Bu amcanın üzülmesine gerek yok. Niye gerek yok? Nur hidayeti Allah verir kızım. Değil mi? Allah hidayet vermemiş ise sizin uğraşmanız beyhudedir. Niye Allah hidayet vermez peki? Yani layık olmazsan hidayet vermez kızım. Demin okumadık mı? Layık olursan verir Allah. Yani müşterisiz meta olmaz kızım. Azıcık müşteri olacaksın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği amcası Ebu Talip'ti. Resul-i Ekrem'e en büyük iyiliği yapan da Ebu Talip'ti. En büyük iyiliği. Dedesi Abdülmuttalip ölmeden önce torununu götürdü. Bir sürü oğlu var iken, peygamberin de bir sürü amcası varken Ebu Talib'e teslim etti. Niye? Biraz sonra söyleyelim mi? Çok acil reklama gitmem gerekiyor. Koşa koşa geleceğiz ama, tamam mı? Hızlıca. Evet, günlerden cuma. Şu anda kanallar arasında gezerken elinizde kumanda aletiniz varsa, Beyaz TV'deyseniz, bizimle beraberseniz lütfen kalın. Az sonra cuma duası yapacağız. Hepimiz birbirimize temiz ağızla dua edeceğiz. Siz de eşinize, dostunuza, sevdiklerinize, konunuza, komşunuza haber verin ki kimin kime dua sunacağı belli olur mu? Hepimiz birbirimiz için edeceğimiz için niyetimiz halis değil mi hocam? İsteklerimiz belli. Allah'ım inşallah bu mübarek cuma günde dualarımızı kabul etsin. Çanakkale Ezine Dalyan Köyü'nde bizi izliyorlarmış hocam. Çanakkale Ezine Dalyan Köyü. Selam gönderiyorum size. Aslında Türkiye'nin dört bir yanında köylerden izleyenler var, yazıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorular da var Instagram üzerinden. Bir seyircimiz demiş ki şu reklamlarda olmasa tadınızdan yenmeyeceksiniz ama. Ama reklamlar olmasa biz olmayız ki. Onu öyle kabul edin. Evet. Hani her güzelin bir kusuru vardır ya, bir öyle. Nazı vardır ya. Öyle ne olur edin. Şu reklamları da benim nazım kabul edin. O olmazsa biz olmayız çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen birbirinize haber verin. Instagram adresimiz de biliyorsunuz. Bir kez daha ekrana getirelim mi Hüseyin? Instagram adresimizde sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi son paylaştığım fotoğrafın altına yazabilirsiniz. Şimdi nerede kalmıştık? Bir seyircimiz aradı. Dedi ki, hocam, arayan beyefendi, eşim ibadetini tam olarak yerine getiremiyor. İbadette kusur ediyor. Bununla ilgili de siz örnek verdiniz. Ebu Talip'ten bir örnek verdiniz. Evet. Örneği tekrar başa alalım. Çünkü ekran başına yeni geçen seyircilerimiz vardır düşüncesiyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini tekrar hatırlatalım. Hatırlatalım. O aile reisi ne mübarektir diyor. Ben ilaveler yapıyorum. Saygıdeğer seyircilerimiz yanılmaz. Şimdi bizim bir kısım evlerde bu hadis kitapları falan var. Daha önceden de okumuşsa hemen açıyor bakıyor. Ben oradaki meali motomot söylemek durumunda değilim ki ya. Benim kendime göre kafam var, kendime göre yapım var. Bir dil var. Dil var. Tabii. Onun etrafını suçluyorum tabii. Efendim ne mübarek aile reisidir ki kendisi kalkar sabahleyin erkenden eşini de uyandırır, namazı beraber kılarlar mealinde hadisleri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi bu beyefendi kendisi ibadetini yapıyor. Yenge hanım da ibadette kusurlu. Kusur ediyor. Kusurlu. Ha, şimdi böyle bir kocaya düştüğü için şükretmesi gerekir iken efendim hanımefendi bakmıyor, yapmıyor, etmiyor. Şimdi Ebu Talip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği amcalarından birisiydi. Peygamber onu tekrar edelim. Ebu Talip'in dedesi Abdülmuttalip ölmeden önce torununu birine bırakması lazım. Kime bırakacak? Abdülmuttalip'in epeyce erkek çocuğu vardı. Dolayısıyla peygamberimizin amcaları oluyordu bunlar. Onlardan herhangi birine değil de Ebu Talip'e bıraktı. Niye?
Ebu Talib'in babası ile peygamberimizin babası aynı annedendi. Hı hı. Öz kardeştiler, öz amcası idi Ebu Talib. Onun için peygamberimize büyük yardımı dokundu. Neticede ölecek, ölmek üzere. Hatta rivayet o ki dediler gel ey Muhammed amcan ölüyor madem peygambersin buna çare bul filan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi elini göğsünün üzerine koydu. Dedi ki amcacığım anlıyorum ki son anlarını yaşıyorsun. Gel benim getirdiğime iman et de bak iman etmediği halde peygamberi koruyor dikkatini çekiyorum. İman etmediği halde gel son demlerini yaşıyorsun benim getirdiklerime iman et de hiç olmazsa öbür dünyada sana şefaat hakkımı kullanabileyim dedi. Yani kurtuluşun için Allah'a dua edebileyim deyince Ebu Talib'in söylediği söz şu. Yeğenim, hemen buldum kitapta burada. Yeğenim. Sizin düzeninize korktu, hayranım zaten. Tabii korktuğu için Müslüman oldu diye Kureyş halkının beni ayıplamayacağını bilsem o dediğin sözü söyleyerek mutlaka seni memnun ederdim dedi. Yani Kureyş halkı, bir kısım kayıtlarda da Kureyş kadınları diyor. Kureyş halkı Ebu Talip ölümden korktu da Müslüman oldu demeyeceklerini bilsem seni memnun edecek sözü söyleyecektim. Ama onlar böyle derler, onun için söyleyemiyorum demek istedi. Hatta bazı kitaplarımızda derler ki Ebu Talip son nefesini verirken dudakları kıpırdıyor idi. Belki de gizli iman ediyor idi. Ha ben buradan şunu da söyleyeyim. Mesela bizim kendi memleketimizde efendim gayrimüslimlerin mezarlıkları vardı. Hı hı. Gayrimüslimlerin. Ben geçen bir arkadaşımla geliyordum. Bir gayrimüslim mezarlığının kenarından geçtik. Ben euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim dedim. Fatih okumaya başladım. Bu delikanlı da imam. Bir camimizin, önemli bir camimizin imamı. Hocam hayrola dedi, buraya Ermeni mezarlığı ya. Ben okudum, bitti. Niye okudum biliyor musun dedim hocam. Bunların içerisinde gizli iman etmiş olanlar vardır. Ya. Gizli iman etmiş olanları Fatiha'dan mahrum etmeyelim diye. Ben derim ki ya Rabbi ben bu Fatiha'yı okudum. Bu mezarlıkta gizlice sana iman etmiş olanlar varsa onların ruhlarını bağışlıyorum ya Rabbi derim ben. Saygıdeğer seyircilerimize de bunu tavsiye ederim. Ve peygamberimizin yaptığını yapsın seyircilerimiz. Hiçbir mezarlığın kenarından geçerken okumadan geçmesinler. Gaflette kalmasınlar. Ben hatırlarım 66, 67, 68'li yılları Nur Hanım. Ben o zaman Bayrampaşa'dayım, imamlık yapıyordum. Oradan minibüslerle Fatih'e, İmam Hatip'e geliyordum. Edirne Kapı mezarlığına yaklaştığında biliyorsun o minibüsler sonuna kadar açarlar şeyleri, teypleri o zaman teyp. Böyle radyoda filan şarkı türkü yok ki. Orhan sonra, Baba, tabii, Ferdi Baba. Orhan Baba filan var. Sonuna kadar açarlar. İbrahim Tatlıses. Edirne Kapı mezarlığına gelince pat diye kapatırlar. Kapanır tabii. Benim Bolu'da arkadaşım var. İzzet Baysal Vakfı'nın da genel sekreteri Mustafa Bey. Biz eskiden torunlar olmadan onunla beraber tatil yapardık. Efendim ben teybim devamlı açıktır benim şeyde arabada. Ne radyoda. Dinliyorsunuz hocam? Teybde o zaman ama şimdi teyb yok. Şimdi Alaturka'yı dinliyorum. Radyo sen Alaturka. İsim vermiyoruz hayır. Neyse müzik işte, türü olarak ne dinliyorsunuz? Türk müziği, Türk halk Türk müziği. Sanat müziği, Türk halk sanat müziği. Türk halk müziği dinlerim kızım. Gel gitme kalmasın gözüm yollarda diyor ya. Tabii. Bana hocamla bir şey söyleyeceğim. Tabii. İnceden inceye çok romantik ya. Söyleyeyim size. Zeki Müren rahmetli bana Allah rahmet eylesin. Sevdiren şarkı. Yar saçların lüle lüle var ya. Ya bunlar bizim musikimiz be kızım. Doğru. Bunlar bizim özümüz. Benim davulumdan, zurnamdan, halayımdan anlamayan adam ne yarar Allah aşkına? Siz bir Kayserili olarak şeyi de seversiniz hocam. Ben Sivaslıyım kızım. Aa ben de Kayseri ne? Biliyorum. Sivaslıyım ben hadi söyle. Aynen. Sivas Yıldız elindenim, Çobansaray köyündenim kızım evet. Ben ama 58 senedir buradayız ayrı. Hayır ben hocam yemin ediyorum Kayserili zannediyorum. Yok canım köyüm köydür evet. Buyur söyle. O zaman bir hükmü kalmadı söyleyeceğim türkünün. O zaman şeyi seversiniz türküde. Evet. Sivas'ın yollarına. Tabii canım çok severim tabii. Sivaslara şey, selam olsun. Kaç kişi Sivaslı var bizi izleyen? Allah razı olsun. Instagram'dan yazsın. Şeyde, benim bilgisayarımın masa üstünde vardır o. Tamam mı? Evet. Masa üstünde Sivas Türkleri 2-3 tane vardır. Hop. Onları yalnız başımayken dinlerim dinler. Onları. Hop şeye dönelim. Tamam dönelim. Hocam ne tatlı.
Evet söyle şimdi hadi bakayım. Zeytinburnu mezarlığının orada. Tabii. Minibüsler sonuna kadar Orhan Baba'yı, Ferdi Baba'yı açarlar. Tam oraya geldi kapatıyorlar. Ha şimdi ben de arabamda hep dinliyorum. Dinliyorum. Arkadaşımla beraber yoldayız işte. Gidiyoruz tatile gidiyoruz veya tatilde bir yerden bir yere gidiyoruz falan. Alışmışlardı onlar. Ben teybi kapattığımda hemen sağa sola bakarlar, Fatih okumaya başlarlardı. Çünkü geçtiğimiz yerde mutlaka mezarlık tabii vardı. Tabii önemli. Ben de ben mutlaka okurum. Mezarlıkların kenarından görmüşsem mezarlığı, tek mezar bile olsa kesinlikle okumadan geçmem. Bak aynen. Edirne Kapı yolundan günde 40 defa geçeyim sevgili Nur. Günde 40 defa geçeyim. Okursun. Rahmetli Menderes'e, Polat Kan'a, Fatin Rüştü Zorlu'ya, Berin Hanım'a, Aydın Bey'e ve Özal'a. Edirne Kapı'dan geçerken Mehmet Akif'e, Ahmet Naim'e, Süleyman Nazif'e. Bunlara mutlaka 40 defa geçeyim, 40 defa okurum ve etrafındakilere de bağışlarım. Onlar bizim her şeyimizdir. Allah razı olsun. Onun için de saygıda... Allah kabul etsin. Amin, Allah razı olsun. Siz okursanız yarın size de okurlar kızım. Siz okumazsanız tabii size de okumazlar. Evet şimdi söyle. Şimdi konumuz bak nereden nereye tabii geldi. Evet, ama önemli bir önemli konudan tabii bahsettiniz. Yani gerçekten ölmüşlerimize de... Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Şimdi dönelim bu amcama. Amcaya cevap vereceğiz ya sözüne. Ha seyircimize. Tabii seyircimize. Ha. Yani bu sevgili karım seyircim yeteri kadar ha ibadet etmiyor diyen seyircimize. Bu sevgili seyircimize diyelim ha ki efendim bak Kur'an ayeti burada. Kasas suresinin 56. ayetidir bu. Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin diyor Allah. Ebu Talip böyle deyince bu ayet geldi işte kızım. Bu ayet indi peygamberimize. Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet, hidayet verir dedi. Hidayeti isteyene Allah hidayet verir kızım. Hidayeti istemeyene de Allah hidayet vermez. Onun için de bu hanımefendi böyle bir beyefendiye yani serhoş, ayyaş, berduş birine düşseydi daha mı iyiydi? Değil mi? Ama işte kıymet bilmek önemli kızım. Kıymet bilmek. Ya şu hani kıymet bilmek olayı ya, var ya. Demin dedin ya beylerimizi başımızdan eksik etmesin. Biz de hanımlarımız için aynı şeyi söylüyoruz. Dün mesela benim tepe üstü var bizim Küçükçekmece'de. Oranın imamı var İsmail Hoca. Umre'den gelmişti. Ona hoş geldine gittim. Onunla bir laf açıldı. Bir şey oldu da yine bu televizyon programlarındaki hanımlardan hanımlardan filan laf açıldı. Vallahi hocam dedi onları görünce hanıma laf söylemeye korkuyorum dedi. Laf söylemeye gücendirmeyeyim diye. Tabii. En fedakar insanlar hanımlar. Kızım bunu yağcılık, dalgavukluk için de söylemiyorum. Estağfurullah hocam ne alakası var yağcılıkla? İki saat önceden mutfağa giriyor hanım. Ben tek kişiyim ya. Tabii. Tek kişi. İki saat önceden mutfağa giriyor. İki saat mutfakta uğraşıyor. Oturuyoruz beraber yarım saat içinde 15 dakikanın içerisinde. Ben yemeği yiyorum hop kalkıyorum. Ya iki dakika otur burada. Ben boş oturamam ki. Kalkıyorum ben. Ha o bu sefer başlıyor. Önlüğünü takıyor. Bu sefer yok bulaşık dışı. İki saat, üç saat, dört saat mutfakta geçiyor. Tabii. Kim için yapıyor bunu? Bir tek insan için. Ha ama bu anne babanın yetiştirmesidir tabii. Nur. Allah kıymet bilenlerden olmayı nasip etsin. Allah da hep kıymetimizi bilecek insanlarla karşılaştırsın. Evet. Hani bizden geçti diyorsanız, hani evdeki kıymet bilmiyorsa çocuklarınıza nasip etsin. Allah onlara da hidayet versin. Ay bugün Cuma'ya böyle içimden bütün duaları etmek geliyor. Biraz sonra Yusuf Hocam hepimiz için ellerimizi açacağız. Yusuf Hocam'ın önderliğinde bir Cuma duası yapacağız. Cuma nasıl güzelleşiyor? Duayla değil mi? Herkes birbirine haber versin son dakikalar çünkü. Şimdi hocam merhametten bahsettik ya. Bazen başımıza öyle olaylar geliyor ki ama bunun da altını çizdiniz. Zaten hani işler yolunda giderken merhamet etmek aslında olur herkes yapabilir. Mühim olan zor anda o merhameti yapabilmek. Tabii, zor, zor, ama zor. Allah gerçekten insanı sevdikleriyle, evladıyla şununla bununla amin, sınamasın. Nereye getireceğim konuyu? Çocuğunuzun başına bir şey geldiği zaman anneler özellikle kaplan kesiliyorlar değil mi böyle yani? Çünkü evladımız bir gözümüzden bir gözümüze kıyamıyoruz bakmaya. Şimdi birisi geliyor senin evladının fotoğraflarını şakır 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 çekiyor. Oo. Ve ne yapıyor bakın. Onun karşılığında anne nasıl neler yapıyor? Önce bir haberi izleyelim. Ya bu sosyal medya iyi kullanıldığı zaman çok iyi de bu internet vesaire ama kötülerin eline düşerseniz bir tuzak, bir zehir. Evet.
Çocuklarımıza gerçekten bu konuda yani sahip çıkalım. Arkadaşınız size oyun oynuyor işte. Arkadaşını söyle bana kim olduğunu söyleyeyim sözü var ya, o kadar tabii. Doğru ki yani çocuğumuzun seçeceği arkadaş çok önemli. Şimdi ben anneye bakıyorum, anne de perişan. Hani ne yapsın? Hayır, doğru bir yöntem mi? Doğru bir yöntem değil. Değil. Ama o kızcağızın yaptığı bir yanlış, bunların yaptıkları ikinci yanlış. Kızın üzerindeki elbiseyi soyutmak istemeleri bir üçüncü yanlış. Devreye oğullarını sokmaları bir dördüncü yanlış. Yani yanlış yanlış üstüne. Yanlış yanlış. Ama şimdi bunları alıp götürüp de 27 tane sabıkası varmış ve bu adam aramızda geziyormuş. Bu, ben de bunu anlamıyorum. En büyük yanlış. Ben de bunu anlamıyorum ya. Allah aşkına bunu. Bir de hocam şimdi bunu çekiyorlar, sosyal medyada da paylaşıyorlar. Hani bu ahlaksızlığın danışkası bu. Danışkası. Görün yazık, bak. Yazık. Hadi bir şey tavsiyeniz var mı hocam? Bu bir şey geçmeden önce buradan mesela annelere, babalara, anneler, genç kardeşlerimize. Şimdi anneler, babaların yapacağı şey evlatlarının arkadaşlarını tespit etmek, kontrol etmek, kimler necidir, neyin nesidir. Kızım oğlumuzun veya kızımızın arkadaşları dediğimiz okuldaki yakınları var ya, bunların anneleri babaları kimler? Evlerinde nasıl bir düzen var? Kazançları ne? Adam nasıl bir adam? Baba nasıl bir baba? Anne nasıl bir anne? Tabii. Onları tespit etmek lazım. Çocuklar ona göre arkadaş olsunlar. Tabii. Hani Anadolu'da bir tabir var da şimdi YouTube'den korktuğum için onu söyleyemiyorum. Efendim bir sürü abuk subuk adamlar var piyasada, bir sürü. Ve çocuklar da ister istemez okula geliyorlar. Ya ben burada vallahi Rütü'ye sesleniyorum. Ya en masum program bizimki ya. Burada vallahi ne konuşuyoruz? Olur olur ama o da şey olmasa hiç olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum yani insanız, hata yaparız, yapmaz mıyız? Ama şurada gerçekten değerlerine sahip çıkan, her gün yeni bir bilgi seyircisine taşıyan ve bütün samimiyetiyle, bütün içtenliğiyle konuklarım ve ben buradan seyircilerimize en iyi şekilde layık olmaya çalışıyoruz. Ama işte bir şeyler yapması lazım onun da. Onlar da kendi açılarının haklı. Bak işte şu mesela. Şimdi bunu yayınladı sosyal medya değil mi? Bu çok kötü bir örnektir. Yarın bunun örnekleri çoğalacak. Yarın örnekleri çoğalacak. Şimdi arkadaşsınız, resim çekti. Ben mesela sokakta da geçen sene Umre'ye gittik biz eşimle beraber. Bir dostumuz göndermişti sağ olsun. Efendim say yapıyoruz. Say bir ibadet. Tavaf yaparsınız. Arkasından say yaparsınız. Tıraş olursunuz. İhramdan çıkarsınız Umre'de. Say yapıyoruz. Geldi ya amcanın birisi, resim çektirebilir miyiz? Dedim ki amca Allah'tan kork ya, ibadet yapıyoruz burada. Şu anda ibadet yapıyoruz. Biraz yürüdük, bir hanımın birisi geldi. Hocam resim çektirebilir miyiz? Biz buraya resim çektirmeye gelmedik. Biz buraya ibadet yapmaya geldik. Cep telefonlarını eskiden içeri sokamazdın. Yoktu da zaten. Şimdi cep telefonları Kabe'nin içerisine girdi. Kabe'de huşu kalmadı kızım. Ama artık bir haber okumuştum galiba. Evet. Yasaklandı galiba değil mi? Yasaklandı şimdi artık. Yasaklandı da. Yasağa kim dayanır ki? Şimdi orada bir grup şey gördük mesela. Beyaz beyaz ihramlı insanlar gördük. Hanımla beraber biz seyrederiz namaz vaktinde. Kabe'deki şeyi, namazı. Hepsi bembeyaz. Allah Allah dedik ya, bu her gün böyle umuyor mu? Umre yapanlar öncelik tanınsın diye diğerlerini tavafa koymayacağız demiş Araplar. Bizim akıllılara ne yapmışlar? Evden efendim çıkarıp elbisesini alelade beyaza bürünüyor. Ama yalanla iman bir arada durur mu kızım? Durmaz. Yalanla iman bir arada durur mu kızım? Durmaz. Ama işte bu kadar biz bazı şeylerden mahrumuz ya. Ama şimdi, yine şunu söyleyelim yani. Söyle, artık biliyorsunuz evlilik falan teklif ediliyordu orada. Çekiliyordu falan. Hatırlıyor musunuz o videoları işte, falan? Artık onların hepsi yasak. Yani telefonunu içeri gönlünün kafanın estiği gibi götürüp. Yok. Nerede görsen gönlü kırık melhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaş ol. Mahşer günü dergahına yakın ol. Ben benlik güdenlerden kaçtım ben işte diyor. Sünnet imiş kafir de olsa verene zarar. Bak sünnet imiş kafir de olsa verme zarar, verme zarar. Gönlü katı olan ve kalbi kırık olandan bile Allah bizardır. Onun için de mümkün olduğu nispetle diyor. Yabancı da olsa, gayrimüslim de olsa efendim sen ona kaba davranma.
Peygamber kaba davranmıyordu. Peygamberin sünneti bu istikametteydi. Sen de öyle ol. Öyleyse dönüyoruz merhamet işte. Evet. Merhamet. Hocam evet. Instagram'dan çok sorumuz var. Söyle. Bir seyircimiz şunu sormuş ama yani hani bu kadar soru arasında bunu mu dikkat çektin diyeceksin ama bu soru... Üstte mi altta mı? Şu hocam şu. Bir dakika. O soru bilmiyorum. Efendim. Sorulur mu sorulmaz mı siz karar verin bilemedim. Ha, tamam. Canlı yayında. Tamam sorulur. Sorulur mu? Boy abdesti almadan kişi sokağa çıkabilir mi? Evet. Gül'a Acem sormuş. Tabii. Hocam boy abdesti almadan... Sokağa çıkabilir mi? Sokakta dolaşmak günah mı demiş? Müslümanlar boy abdesti almadan evlerinden dışarıya çıkmamalılar. Evde su yok, sular akmıyor, banyoya gideceğiz. O müstesna. Sevgili Nur... Süleymaniye Camii ile ilgili anlattım mı bir şey? Burada anlattım galiba. Şimdi kanun dedikodu her devirde var ya. Tamam. Her devirde var. Kanuni demiş ki Süleymaniye Camii şu tarihte bitecek. Ha, anlatmıştın ama dinlemeyenler tabii, vardır. Tabii dedikodu var. İşte bitmeyecek de bilmem şöyle olacak da. Tebdeli kıyafet yapıyor kanuni. Evet. Geliyor kontrol ediyor. Adam birisi alıyor taşı duvara koyuyor. Geri yere indiriyor. Yarım saat seyrediyor kanuni bunu. Yarım saat sonra yanaşıyor yanına köylü kıyafetinde amca ya. Diyor ki be usta seyrettim deminden beri. Sen çalışıyor gözüküyorsun da çalışmıyorsun diyor. Taşı alıyorsun koyuyorsun geri indiriyorsun. Diyor ki evlat ben taşradan geldim yabancıyım diyor. Akşam geldim yattım sabahleyin kalktım boy abdest almam gerekiyor. Ben çalındım etrafa su yok. İşbaşı yapacaksın dediler. Yeni de geldiğim için, yeni işbaşı yapacağım için ben de hemen kazmayı küre elime aldım işe başladım. Ama boy abdesti almam gerekiyor. Ben bu mabedin duvarına cenabet elle bir taş koyarsam yarın bunun üzerine bir kubbe oturacak. O kubbenin altında Müslümanlar namaz kılacaklar. Benim cenabet elle koyduğum o taş o kubbeyi tutamaz, Müslümanların üzerine yıkılır diyor. Onun için de ben sabahtan akşama kadar böyle yapacağım diyor. Ve kanuni inşaata tadil ediyor. Evvela sosyal tesisleri yapıyor, ondan sonra inşaata müsaade ediyor ve Mimar Sinan diyor ki sultanım sana öyle bir cami yaptım ki Süleymaniye'nin altı üstüne gelse Süleymaniye Camii'nin kubbesi lastik top gibi yuvarlanacak ama hiçbir şey olmayacak. Ya. Bak kızım asırlardır ayakta. Değil mi? Değil mi? Onun için cenabet el Müslüman mümkün olduğu nispetle dışarı çıkmamalı. Bir an önce boy abdestini almalı. Bir de rivayet var. Ben bu rivayeti bir söyledim de bir ha 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 dedi birisi bana. Kahvenin önünde yatsı namazından sonra çıktık oturuyoruz kahvenin önünde. Efendim birisi bana boy abdestini sordu. Ben de anlattım. Peygamberimizden de şöyle bir rivayet var. Sizler herhangi biriniz boy abdesti almadan çiğnerse toprağa bastığı toprak davacı olacak diyor Peygamberimiz rivayette. Almanya'dan yeni gelmiş bir işçi arkadaşımız da bizim yanımızda oturuyor. Hı hı. Ben bunu anlattım cemaate de bunu söyledim bu hadisi. Ha 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 filan dedi. Ne oldu niye buldum? Ya hocam Almanya'da herkes cenabet geziyor her taraf cennet gibi dedi ya. Bak herkes cennet. Ya bu inanan için ya inanan için. İnanmayan için bir şey yok kardeşim. Her şey öyle değil mi hocam? Hayır tabii. Her şey inanan ve inanan için. İman eden İman için. Edenler evet. Şimdi bir telefonumuz var Instagram'a döneceğim. Bu arada çok şanslısınız Sivaslıları arkanıza aldınız. Sırtınız yere gelmez artık. Sivaslılardan mesaj yağıyor vallahi. Allah razı olsun. Biz de severiz Sivas'ı. Bu arada Kayseri Sarız'dan selamlar demiş hocam. Soğuk havada görev yapan asker ve polisimize bir de asker ve polis olmak isteyenler için lütfen bir dua eder misiniz? Az sonra cuma duasında evet. Gönülleri birleştirip cumayı daha da güzelleştireceğiz. Ama bir seyircimiz var onu bir bağlayalım bakalım bize ne sormak istiyor. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Sağ olun. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ben hızlıca sorumu sorayım. Şimdi hocam benim babam din anlamda aslında çok kuvvetli bilgisi olan hasta gitmiş zamanında gençliğinde. İşte namazını kılan bir insandı. Sonrasında ne olursa bu çok işte ben doğmadan önce. Yani kısaca İslam'dan çok uzaklaştı.
Yani sürekli küfrediyor. Bunun için bize çok fazla eziyet etti. Annemiz bize. Örnekler vereyim size. Mesela işte namaz kıldıkları zaman ablalarım annem. O geldiği zaman eve namazlarını bozarlardı mesela. Kalkarlardı görmesin diye. Mesela Ramazan'da yani hatırlıyorum 13-14 yaşındayken bir sahada güneşin altında çalışırken geçerdik karşımıza. İşte siz aptalsınız. İşte sizi kandırıyorlar. Öyle bir şey yok. Su içerdi mesela. Mesela en küçük kardeşime biz onun söylediklerinin işte yanlış olduğunu, doğrunun şu olduğunu anlatmaya çalışırdık. Gizli işte yanına çekerdi. 6-7 yaşından bahsediyorum. Yani sürekli onu işte inanmamaya şey yapardı, sevk ederdi, zorlardı yani. Evet, özetle öyle olaylar yaşamışsınız ki. Buradan şunu demek istiyorum. Allah babanıza hidayet versin yani. Amenna tabii tabii. Peki amin. Sorunuzu alalım. Kusura bakmayın çok hasta olduğumdan sesim çok zor çıkıyor. Hayır estağfurullah. Gayet iyi duyuyoruz sesinizi. Çok geçmiş iki olsun. Sorumu, teşekkür ederim. İki sorum olacak. Şimdi şöyle. Annem aslında çok imanı kuvvetli bir insandı. Zaten maşallah. Babam gençliğinde evliliklerinin ilk yıllarında annemin yanında değildi. Yani tamam. Şehir dışında çalışmaya giderdi. Çok az gelirdi. Annem imanı kuvvetli bir kadındı. Biz yani benle işte aldıysam eğer azıcık bir imanım bir şeyim varsa içimde. Anneden. Karşı bir sıcaklığım varsa anneden. Ama babam döndükten sonra annemle o kadar çok değişiklik oldu ki artık küfre varıyor. Yani bir dakika babam söyledik. Öldükten sonra mı dediniz? Yok döndükten sonra. Döndükten sonra. Yani döndükten sonra artık 20 yıldır 23 yıldır bizimle sürekli. Annem de artık küf yani... Yani bir anlamda anneniz de babanıza benzedi. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin işte Kur'an-ı Kerim'deki her ayetin doğru olmadığı. Ben ergenlik dönemindeydim mesela annemden bunu hiç duyduğumda. Anneme bunun çok yanlış olduğunu işte küfre girdiğini mesela annem bununla ilgili hani iyi niyetle kırmadan anlatmaya çalıştığımda da bu sefer beddua eder. Peki. Tamam, özetle anladığımız kadarıyla yani annenizle babanız sizin deyiminizle bambaşka iki insan oldu. Onları tanıyamıyorum. Ne yapmam gerekir hocam diyorsunuz yok, değil mi? Yok, babam zaten hep böyleydi. Şimdi iki sorun var. Birincisi annem hala inançlı ama bazı noktalarda babamdan o kadar etkilenmiş ki gerçekten küfre giriyor. Tamam. Anneme nasıl yanaşmalıyım yani onu uyarmalı mıyım bir ikincisi babama karşı o kadar büyük bir öfkem var ki yani artık nefret derecesinde bu benim şu anda yaşım epey ilerledi kendi evimi yuvamı kurdum çocuğum var hem imanım yani kendim için çok üzülüyorum nasıl kuvvetlendirebilirim yani gerçekten 20'li yaşlarımı 25 yaşıma kadar falan gerçekten ruhsal olarak çok şeyler, zorluklar yaşadım. Çok geçmiş babama olsun. Babama karşı bir kin besliyorum içimde. Bunun da yanlış olduğunu biliyorum ama yani şöyle söyleyeyim ben 6 ay boyunca hiç odamdan çıkmadım. Sırf onun küfürlerini duymamak için. Yani. Çok zor günler geçirmişsiniz gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. İki sorunuzu da aldık. Lütfen televizyondan takip edin. Hocamız sorularınızı cevaplayacak. Şimdi bir çocuk düşünün ki genelde biz çocuklarımızı hani... O hani Allah göstermesi kötü bir yöne dönmüşse biz çevirmeye çalışırız. Biz bir çocuk düşünün ki anne ve babayı ıslah etmeye çalışıyor. Şimdi bir kere babasına karşı korkunç öfkeli hocam. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında efendim iman etmeyen arkadaşları da vardı. İman etmeyen. Onu tanıdıkları halde onun getirdiğine inanmayan arkadaşları vardı. İnanmayan akrabalar vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bunlarla irtibatını kesmedi. Demin dedik ya kızım hidayeti verecek Allah'tır. Allah hidayet vermezse sen istediğin kadar söyle hiçbir değeri yoktur. Peki sevgili peygamberimiz nasıl davranmış hocam? Yani mesela siz hanımefendiye ne tavsiye edersiniz? Tabii. Şimdi annemle ilişkimi nasıl kurmalıyım bir şey, babasına kin tutmasına gerek yok. Allah hidayet vermemiş ise biz onu kin tutarak hidayet yoluna getiremeyiz. Babacı evvela imanlı sonra inançlı olmuş, imanını kaybetmiş. İmanını kaybettiği için ona yapılacak sadece duadır kızım. Anneci de öncelere inançlıymış, o da sonradan inancını kaybetmiş. Onun için de ya Rabbi bunları ıslah et diye dua edecek.
Bunlara efendim kin tutarak, efendim uzaklaşarak, onların yanına gitmeyerek, gelmeyerek bunları yola getirmesi mümkün değil. Öfke diyerek olmaz değil mi? Öfkeyle bir şey olmaz. Hocam biraz yani gerçekten bu cuma günkü programı niye çok seviyorum biliyor musunuz? İmanımız güçleniyor. Elhamdülillah. İmanı elhamdülillah. Güçlü olanın olayları karşılaması tabii da canım, algılaması tabii, çok tabii. Başka oluyor. Şimdi eksiklerimizi konuştuk ya program başında. Bir sokağa çıktık ve imanın şartlarını sorduk. Oo. Bir bakalım mı aldığımız cevaplar ne oldu? Görelim bakalım ne olmuş, ne diyorlar. Hadi. Ama vallahi röportajı görünce ben sevindim. Çoğu evet. Seyircimiz tamam evet kamerada olduğu için hani. Tabii canım o normal heyecanla. Ufak tefek takılmalar şimdi, oldu ama. Tabii. Bir ekrana getirelim imanın şartlarını. Heh. Ekranda bir olsun yönetmenim Hüseyin'den rica ediyorum. Hüseyin bir ekrana getirelim bir görelim imanın şartları. Bunlar küçük küçük cuma bilgilerimiz olacak. Ne olur her cuma katılım programımıza. Hocam söz sizde. Biraz sonra cuma duasına geçeceğiz. Bu arada eşinize, dostunuza, konunuza, komşunuza haber verin. Buyurun hocam. İmanın şartları 6 tane. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. İnanmak. Hem var olduğuna hem de bir tane olduğuna inanmak. Hı hı. Meleğe inanmak değil, meleklerine inanmak. Kitaba inanmak değil, kitaplarına inanmak. Gayrimüslimlerle aramızdaki fark bu zaten. Onlar sadece kendi kitaplarına inan. Biz Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara inan. Kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününün varlığına inanmak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, hayır ve şerrin. Dolayısıyla öldükten sonra dirilmek ahiretin içerisine giriyor. Ahiretin içerisine giriyor. Öldükten sonra dirildiğimizde de hesaba çekileceğimize inanmak. Hesaba çekileceğimize. Onun için Müslüman bunlardan beşine inansa da birine inanmasa iman etmiş olmuyor. Saygıdeğer seyircilerimiz buna dikkat etmeli. Yani tam iman bu altı maddeye inanç gerektirir. Tabii bitti. Allah'a inanmak, meleklere inanmak. Peygamberlere, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak. Altı maddeyi gördünüz sevgili seyirciler. Geçen de söyledik reklama tabii. Gideceğiz diyorlar ama biz tamamlasaydık arkadaşlar şunu ya. Reklama mı gidecek? Evet gitsin reklam diye tutturuyorlar ama bir dakika bir görelim. Peygamberlere inanmak, ahiret hayatına inanmak ve kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Hocam şu altıncı madde özellikle hayatımızı öyle kolaylaştırıyor ki kaderin, hayrın ve şerrin ondan geldiğine inanırsak dünyada hiçbir derdimiz olmaz. Allah dostunuz olsun, dünya düşman olsa ne olur. Öyle takdir etmiş. Reklama gidiyorum şimdi. Tamam. Koşa koşa dönüyorum. Cuma duam var. Bir yere ayrılmayın. Hemen döneceğim. Sonra cuma duasını kaçırırsanız üzülürsünüz. Evet hocam. Biz hazırız. Siz de hazırsanız. Siz hazır mısınız? Herkes birbirine haber verdi mi? Stüdyomdaki konuklarım zaten hazır. Cuma duamız başlasın. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil müttekin. Vela udvene illa ale zalimin. Allahümme rabbena ya rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ya ilahel alemin. Mübarek cuma saatinde. El açtık amin diyoruz. Dualarımızı makbul eyle. Amin. İsteklerimize nail eyle. Amin. Amellerimizi makbul eyle. Amin. Kul senin kusur bizim kusurlarımızı affeyle. Amin. Yavrularımız karne tatiline girdiler. Annelerine babalarına merhamet ihsan eyle. Amin. Zayıf olan yavrularımıza zihin açıklığı ihsan eyle. Amin. Devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza zeval verme ya Rabbi. Amin. Bir ateş çemberi içerisinde bulunuyoruz. Nöbetçi Mehmetçiğimiz karlar içerisinde vatan beklemek için uğraşıyor. Askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize, polislerimize, korucularımıza yardım eyle ya Rabbi. Amin. İçimizdeki düşmanların şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Dışımızdaki düşmanların şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Doğudan batıya, güneyden kuzeye her tarafı dost gözüküp düşmanlık yapan dostlarla çevrili bir coğrafyada yaşıyoruz. Okunan ezanımızla, dinlenen Kur'an'ımızla, dalgalanan bayrak ve sancağımızla kıyamet kopuncaya kadar hür ve bağımsız olarak yaşama zevkinden bizleri ve neslimizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. Devletimize zeval verme. Milletimize zeval verme, dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza zeval verme. Aile saadetlerimizi daim eyle, çocuklarımızın rızıklarına bereket ihsan eyle. Ömürlerini uzun, amellerini salih eyle. Kendine kul,
Habibine ümmet olma zevkinden bizleri ve neslimizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'in dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda, hasta kullarına şifa ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da, Mescid-i Aksa'da kabul olunan dualara ilhak eyleyip amin, bizleri mahcup etme ya Rabbi. Amin. Lillahi Teala el Fatiha. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah dualarımızı kabul etsin. Amin inşallah. Unutmayın, dünya bir gün, o da bugün. Bugününüz güzel geçsin inşallah. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere.